Bu odada 1840-1890 dönemine ait sanat eserlerini görüyoruz. Yani Kraliçe Victoria zamanına ait olan eserlerden söz ediyoruz. Victoria çağında büyük sergiler düzenlenirken önce oyma baskı ve sonra da fotoğraflar yeni çoğaltma teknolojileri sayesinde popüler sanat formları olarak daha yaygın hale gelmiştir. Bu sergi alanında eserlerin iki sıra halinde sergilendiği Victoria dönemi sergi galerilerinin havasını yakalamaya çalıştık. XIX yüzyılın ortalarında bazı sanatçılar eserlerinde yerel, sosyal ve politik konular işlemeyi tercih ettiler. İşte bu tablo buna verebileceğim en iyi örneklerden biri. Emily Mary Osborne'un İsimsiz ve Arkadaşsız isimli çalışması. Bekar bir kadının modern metropol hayatındaki durumunu ve konumunu işler. Tabloyu yakından inceleyecek olursanız, boyanın resmin her yerinde eşit olarak kullanıldığını ve göze batan fırça darbelerinin olmadığını görürsünüz. Sanatçı, seyircileri üzerinde bir tiyatro eseri havası oluşturarak sanki bir tiyatro oyununun önemli bir sahnesini canlandırmak istiyor. Tabloyu yapan Emily Mary Osborne, bugün feminist diyebileceğimiz kadınlardan biriydi. Yaşadığı dönemdeki diğer kadın sanatçılarla beraber kadınların Kraliyet Akademisi'nde sanat eğitimi alabilmeleri ve eserlerini halka açık alanlarda sergileyip satabilmeleri için çalışmalarda bulundu. Bu ise 1850'lerin sonunda İngiltere'ye yerleşmiş olan bir Amerikalı sanatçının Gece Manzarası, Mavi ve Gümüş Chelsea isimli 1871 yılında Dudley Galerisi'nde sergilenmiş olan eseri. Gece manzarası günün bir parçasıdır. Alacakaranlığa aittir. Aynı zamanda müzisyenler tarafından bir müzik parçasını betimlemek için de kullanılabilir. Sanatçı eserinin bir müzik eseri gibi algılanmasını istediği için tonları, renkleri, aralarındaki uyumu ve ritimleri kullanmıştır. Eserin isminin ikinci parçası Chelsea, İngiltere'de bir yerin adı. Ve bu manzara Chelsea Nehri'nin kıyısına Battersea'den yani diğer kıyıdan bakıldığında görülebilecek manzara. Örneğin, dikkatli baktığınızda resmin sağ tarafında Chelsea Eski Kilisesi'nin tepesini görebilirsiniz. Karanfil Zambak, Zambak Gül isimli bu çalışma ise başka bir Amerikalı sanatçıya, John Singer Sargent'a ait. Ressam, bir tarafta resimdeki fener yakmaya çalışan genç kızlara geleneksel olarak saflığı temsil eden kızların masumiyet ve gençliklerine dikkat çekmeye çalışırken, diğer taraftan da tutuşmuş fenerlerle zamana ve gelip geçiciliğe, gençliğin gelip geçtiğine, hayatın birden tutuşup sonra söndüğü fikrine atıfta bulunur. 1880 yıllarında bu renkler İngiliz sanatseverler için oldukça parlaktı. Hatta bu tablo aldığı övgü kadar yabancı etkiler taşıdığı için eleştirilmişti de.